Yaptığı remixlerle gece hayatına farklı bir boyut katan David Chaboy, çaldığı yerli ve yabancı parçalarla İzmirlileri coşturdu. David Bey, merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, siz? Bizlerdeyiz. Az önce sizi izledim. Canlı performansınız süperdi. Herkes eğleniyordu. Nasıl geçti? Güzeldi vallahi. Bir etkinlik için geldik İzmir'e. Güzel geçti, keyifliydi. Farklı yerlerde de vardı. Bizim etkinliğimizi buraya almışlar. İşte 200 kişi, 300 kişi kadar eğlendik. Herkes, siz de eğlendiniz. Evet. Gördüğünüz kadarıyla, kaldığınız kadarıyla. Ben sizi izledim zaten. Birçok şarkıya çok güzel remixler yaptınız ve adınızdan sıkça söz ettirdiniz. Bu çalışmalarınızdan bize biraz bahseder misiniz? Biz çok yeni yanda prodüksiyon da yapıyorum 2-3 seneden beri. Birçok sanatçıyla, işte Demet Akalın, Zinet Salih, Mustafa Ceceli, Ferhat Göçer hepsine hem düzenlenen remixler yapıyoruz. Hepsinin albümleri için. En son Burcu Güneş için yaptık. Önümüzdeki aylarda çıkacak. Şimdi Ozan Çolakoğlu'nun bir remix albümü için Ajda Pekkan şarkısını remix istiyoruz. Devam. Devam. Bunları sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Evet. Aslında siz bir de ilkleri imza attınız. Ajda Pekkan'la Avrupa turnesine çıktınız. Evet. Daha sonra birçok sanatçıyla buna devam ettiniz. Peki bunlardan, bu fikir nereden çıktı? Bu fikir nereden çıktı? Yurt dışında aslında bunun örnekleri var. Evet. Diz jokeyler oradaki sanatçılarla canlı performanslarına beraber sahne alıyorlar. İşte bunu ilk aslında Demet Akalın'la da yapmıştık. Burada evet, bayağı bir şey yaptık. Evet. Sonrasında işte Ajda Hanım'la birçok yere gittik. İşte yurt dışında, yurt dışında. Ajda Pekkan'la çalışmak nasıl bir şey? Güzel bir şey. Yani göründüğü kadar güzel mi? Onu da sormak istiyorum. Göründüğü kadar işinin ehli diyelim. Ya tam bir süperstar gerçekten. Evet. Bana göre ismini layıkıyla hak etmiş birisi olduğunu düşünüyorum. Çalışmak da çok keyifli. Ben çok konuşkan değilim galiba. Buraları keseriz, evet, değil mi? Çok bekledim. Çok konuşmak zorunda. Peki yeni çalışmalarından bize bahseder misin? Var mı yeni çalışmalar? İşte az önce dediğim gibi en son işte Burcu Güneş'in albümü onları için yapıyorsun. Bir şey yaptık. Peki şimdi kendi adına bir çalışma yapmayı kendi düşünüyor adıma musun? Her sene, bu sene bir albüm projesi var diyorum ama her sene o işte sanatçılara yaptığımız çalışmalardan işte fırsat mı gelmiyor? Fırsat gelme açıkçası. Bir de doğru şarkıyı bulmak istiyorum. Doğru zamanı şey yapmak istiyorum. Aslında çoktan yapmam gerekiyordu ama yine bu sene diyeceğim. İnşallah bu sene bekliyoruz. 2013'te olmasını ümit ediyorum. İnşallah. Konser programlarınızdan bize bahseder misiniz? Nerelere gideceksiniz bundan sonra buradan? İzmir var, Ankara var. İstanbul'da tabii olduğu için bir sürü. Peki sizi hayranınız nasıl takip edebilir? Web sayfasından, Facebook, evet, sayfasından, Twitter'dan. Paylaşıyor musunuz? Tabii orada gittiğim yerleri, bazen işte resimleri. Kendiniz mi yazıyorsunuz? Diyorum. Merak kendim ettim. Yazıyorum, evet, de. Kendi yazıyormuş. Kendim yazıyor. Takip edebilirsiniz. Peki biraz giyim tarzından, tasarımcı olarak bakalım bahsedin. Giyim tarzı. Tabii ki rahat giyimi ne? Seviyorum. İşte biraz çalıştığım mekana ve gecenin şeyine göre. Çünkü uygun. Davette tabii her zaman olduğumuz gibi rahat olamıyoruz. Orada biraz daha şık giymemiz, kostüm giymemiz gerekiyor ama genelde rahat bir şeyler gördüğünüz gibi. Şimdi bu akşam böyle çaldık. Sanatçılar çalışma saatleri çok farklı olduğu için gündüz uyumak zorunda kalıyor. Siz uyuyor musunuz? Spor yapma fırsat olabiliyor mu? Ya da kendinize zaman ayırabiliyor musunuz? Kendimize zaman ayırmaya çalışıyoruz tabii ki. Ben çok uyuyanlardan değilim. Değil misiniz? Yok. Ben çünkü günü yaşamayı çok seviyorum. Evet. Sanıldığı gibi de değil aslında. Tabii ki yapanlar vardır ama hani öyle hep gece vallahi çalışanlar 2'lere 3'lere kadar. 5'te kalkanlar var. 5-6'da. 5-6'da yatanlar olmasın? Herhalde olabilir. Yok yani ben 8-9, max 9.30'lara kalkan bir yapıya sahip. Bir gününü nasıl geçiriyorsun? Bir günümü
kere günümün çoğunluğu tabii ki müzik oluyor. İşte evet. Bazen işte yazışmalar işte veya stüdyo çalışmaları. Kendi stüdyon dönem dönem var mı yoksa? Evet. Parti arkadaşımla beraber bir stüdyomuz var. Bütün çalışmalarımızı orada yapıyoruz. Tabii albümün çıkacağı zaman stüdyo çalışmaları yoğunluk oluyor. Onun dışında işte burada şehir dışına gittiğimizde tabii biraz yollarda geçiyor bizim zamanımızın da çoğunluğu. İşte kalan vakitlerde stüdyo çalışması olsun. İşte veya işte yeni şeyleri dinlemekle, müzikleri dinlemekle geçiriyoruz. Ajda Pekkan gibi başka sanatçılarla çalışmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki yani frekansımızın tuttuğu ve karşılıklı çalışma isteği dahilinde herkesle çalışabiliyoruz. Yılbaşına Hadise'yle bir programımız olacak Ankara'da. Neredeyse Ankara'da. Ankara'da. Eğer yılbaşına kadar bir program yayınlanmış olursa. Tamam, duyuru yapalım buradan. Yılbaşında Ankara'da Hadise'yle beraberiz. Mesela onunla hiç çalışmadık daha önce, bu ilk şeyimiz olacak. Bakalım nasıl gelişti, göreceğiz. Nasıl gelişti bu çalışma? Aslında o gece organize edenler bizi bir şekilde şey yaptı. Evet, yani henüz tanışmadık ama. Tanışmadınız mı? Tanışmadık. Çünkü daha bu hafta şey oldu. Karşılıklı anlaşıldı. İşte önümüzdeki günlerde işte bakacağız artık. Hep birlikte göreceğiz. Tamam. Ben çok teşekkür ederim bizi kabul ettiğiniz için. Ben de teşekkür ederim nazik davetiniz için. Çok güzel teşekkürler. Bir röportaj için. Teşekkürler.